Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Ev İşleri YouTube kanalıma. Evet, bugün sizlere arkadaşlar kelebek modelimi anlatacağım. Bu şekilde güzel bir model oldu. Güzel bir motif oldu. Bu motifimi ben sağdan sola çalışıyorum. Buradaki mor olan da gördüğünüz gibi. Ama yapamayan arkadaşlarımız var. Onlar için soldan sağa çalıştım. Fark edersiniz ki biri soldan sağa gidiyor, biri sağdan sola gidiyor. Evet arkadaşlar, modelimi bu şekilde oldu. Güzel bir model. Evet, bu modelimin yapımına başlıyorum. Çatalım ve ipim lazım hemen. Vakit kaybetmeden. Evet arkadaşlar, burada çatalıma hemen ipimi doluyorum. Buraya 16 tane dolayacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde 16 tane buraya dolayacağım. Evet arkadaşlar, 16 tane doladım. Hafifçe bir araya kaydırıyorum. Ve iğnemi ortasından takıp bu şekilde 2 tane buraya doladım. Bunu birazcık kenarda yapıyorum. İyi sıkmam için biraz gevşek olsun yukarı kaydırıyorum. Evet arkadaşlar, burada sıktım. Yanına bir tane daha zürafa yapacağım arkadaşlar. Farkında olduğunuz gibi bunu sola doğru gitmeye başladım. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde oraya bıcığımı yaptım ve çıkarabilirim artık çatalımdan. Evet, bu daha sonra bana lazım arkadaşlar. Buradaki bıcık hemen ben buraya dörderli grup oluşturuyorum. Bu şekilde. Ve hemen zürafa yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Dörder dörder alıyorum. Biraz daha dikkatli olmam gerekiyor çünkü ben sağdan gittiğim için elim sağa dönüveriyor. Evet arkadaşlar, dört tane grubum oldu. Dörderli dörderli. Evet arkadaşlar, buradan doğru aşağıya iniyorum. Bu ipimi kesmek istiyorum arkadaşlar. Bunu en dibinden kesebiliriz. Evet, burada şu ortasından bir tane daha bu tarafta olması lazım. Buraya sıkıyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane daha buraya
zürafa yaparak bıçak oluşturacağım arkadaşlar. Burada bu küçük bir bıçak olması gerekiyor gene. Çok büyük olmasın. O zaman güzel durmaz. Evet arkadaşlar, burada da bıçağımı yaptım ve ortasına giriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Buraya bir tane daha normal büyüklükte bıçak oluşturuyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada yanına hemen bir tane daha bıçak oluşturmak için girdim. Ve buraya bir tane daha bıçak oluşturdum ve tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Gene dibine iniyorum. Evet, buradaki antenlerini de bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Buraya bir tane daha inip dibine inmesini sağlıyorum ipimin. Evet arkadaşlar. Buradan yine 4 tane evet aldım. Evet, 4 tane daha alıyorum arkadaşlar. Evet. Son grubum arkadaşlar bu da. Buradan doğru buradaki ilk yaptığım bıcığa giriyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Buraya tekrar bıçak oluşturacağım hemen. Evet arkadaşlar. Buraya tekrar girip bir tane daha bıçak oluşturuyorum. Evet arkadaşlar. Buradan dibine iniyorum.
şekilde. Evet arkadaşlar, birazcık zorlandım gibi oldu ama gene de yaptım sayılır. Şurasını denkleştirmem lazım. Evet arkadaşlar. Modelim hemen hemen oldu. Evet arkadaşlar. Evet. İpimi kesebilirim artık. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Yaptım. Soldan sağa isteyenler için de yapmış oldum arkadaşlar. Arkadaşlar size bilgi vermek istiyorum. Bu modelimize 1,5 metre kadar ip yeterli olacak. Farkında olduğunuz gibi ipimiz yetmezse takma şansımız biraz zor. Güzel olmaz. Buralarda eklersek güzel olmaz. O yüzden ölçüsünü önem gösterelim arkadaşlar. Evet. Kelebeklerimiz hazır oldu. Bunlar soldan sağa doğru gelen kelebeklerimiz arkadaşlar. Bu kelebeğimiz de sağdan sola doğru giden kelebeğimiz. Evet arkadaşlar, bu çatalımızla yaptık bunu. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde oldu. Yapamayan, sağdan sola doğru olduğundan doğru yapamayan arkadaşlarımıza sunulur arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İşlerine yarar arkadaşlar. Bu şekilde yaptım inşallah. Evet, çatalla yapılan bir modelimiz. Evet arkadaşlar, beğenilerinize sunmuşum inşallah. Beğenip olmayan arkadaşlarımız da abone olurlarsa o şekilde bana daha çabuk ulaşırlar. Zil işaretini de tıklarlarsa anında ulaşırlar arkadaşlar. Hoşça kalın.